Tayyip hocamın üstüne yıkmaya kalkarsan bu terbiyesizlik olur. Bu hükümeti ilgilendiren bir şey değildir. Suç var mı yok mu mahkeme sonucu anlaşılır. Yok işte şöyledir, yok işte böyledir, bunlara gerek yok. Bakanların istifa etmesi gerektiğini söyleyen CHP'li yetkililer oldu. Ne münasebet evet. İstifa etsin kardeşim. Allah Allah. Tayyip hocamın gönlü rahat olsun. Tayyip hocamın bu kadar üstüne gitmenin bir alemi yok. Falancanın dayısı, falancanın işte eniştesi bilmem. Hadi hep toplanalım. Tayyip hocamın üstüne. Bu oluyor mu bu? Böyle bir hukuk var mı dünyada? Ne dünyada ne ahirette böyle bir şey olmaz. Herkes kendinden sorumludur. Tayyip hocamın da bir hırsı yok. Yani yapışmış değil koltuğa. Böyle bir hırsı da yok. Sevecenlikle baksınlar, merhametle baksınlar. Bir de vefa hissiyle baksınlar. Yıllardan beri hizmet eden bir başbakana hadi işimiz bitti yollarımızı ayıralım dersen bu vefalı olmaz. O çok korkunç bir şey olur. Müslümana yakışmaz bu. Bu kadar emeğe, bu kadar gayrete vefa yakışır. Nezaket yakışır. Şefkat yakışır. Kötülemeler, nefret ifadeleri yakışık eden bir söz değil. Güç bir görev, zor bir görev. Takdir ve şefkatle başbakanı desteklemek lazım. Akşama kadar dışarıda. Akşama kadar. Çok yorucu. Bütün evraklara bakıyor, şuna bakıyor, buna bakıyor. Böyle bir ortamda bizim menfaatimize aykırı oldu. Hadi komplo. Öbürü çıkacak, hadi bizim menfaatimize aykırı bir komplo daha. Böyle bir dünya olmaz. Böyle bir sistem. Başbakan yani memleketin, milletin aleni hiçbir şey yapmadı. Ekonomi de rahat. Ya aslında yakasını bıraksınlar başbakanı ya. Çok ayıp yapıyorlar ya. Haşa huzurdan tepeleme tarzında haksız canını yakarak, aşağılayarak araştırmadan, incelemeden kimsenin de canını yaktırmayız yani.